huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam Müslümanlar, e, tabi allah Teala'nın bildirdiği bazı ibadetler var, emirler var. Yapın dedikleri, yapmayın dedikleri, sakının dedikleri var. Bunları e, babadan, anadan, babadan mı öğrenmeleri gerekiyor? Veya e, ne bileyim işte Kur'an-ı Kerim okumasını bilen önüne açsa Kur'an-ı Kerim'i, oradan öğrense e, ibadet nasıl yapılıyor mesela. işte namaz kılmak, oruç tutmak nasıl yapılır? Nelerden sakınmak gerekir? Bu, bu, Bunları bu şekilde yapamaz mı bir Müslüman? Siz bazen yapamaz gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Biraz açabilir misiniz bunu? Estağfurullah. Şimdi e, Mustafa Bey, kitaplarda bir ifade geçiyor. Bunu bizi izleyenler de aynı şekilde duymuşlar da, okuyanlar da vardır. E, bir çocuğun ilk müşidi, ilk muallimi annesi babasıdır. Evet. Annesi babasıdır. Eğer anne baba kendini iyi yetiştirmişse salih saliha ise kitaplarda öyle buyuruyor. Bu çocuk şanslı. Çocukluğundan daha konuşmaya başlama, başlamadan önce zaten o e, eğitilmeye başlamıştır. Hatta ana rahmine düşerken bile aynı şekilde. Onun içerisindedir. Annesi hamileyken bile haram edilmemiş, günah işlememiş. Çocukta bunlar aleti ruhiyesini karakterini oluşturur. Ve bu çocuk Aynı şekilde itilip kalkılmaz, azarlanmaz. Çünkü İslam ahlakı hakim. İslamiyet'in emirleri yapılıyor evde. Yasaklarından sakınılıyor. Günahlardan sakınılıyor. Böyle bir ortamda büyüyen çocuk rahat olur. Rahat olur, huzurlu olur. Ondan sonra ufku geniş olur. Ufku geniş olur. Ama anne baba meseleyi bilmiyorsa o zaman bu bir yerden öğrenmesi lazım. Bir yerden öğrenmesi lazım. Kimden öğrenecek? İslam alimlerinden öğrenecek. İşte zamanımızda da Böyle kasıtlı olarak din düşmanları var. Bunlara mesela İslam alimleri, hani din düşmanı, bunun ismi Yorgo Morgo falan değil. Ahmet Mehmet. Ama bunlar yetiştirilmiş. Yetiştirilmiş. Ee, İslamiyeti yıkmak için eğitilmiş ve bunların içerisinde birçok ilahiyatçı var. İşte din adamı olup İslamiyeti yıkmak için uğraşanlara Erdüsine talimleri zındık buyuruyor. Hala böyle zındıklar diyor ki İslamiyet'e zındıklık yok. Kendisi zındık olduğu için zındıklığı reddetmeye kalkıyor. Ama zındık. Ee, bunun ta yaptığı tahribat öbürlerinkinden çok büyük olur. Ve bunun çekeceği azap da öbürsünden çok aynacak fazla olur. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecektir. Dolayısıyla Dolayısıyla biz şimdi ahir zamandayız. Ee, bir söz vardır işte. Her sakallıyı baba, her, her sarıklıyı da hoca sanma gibi bir tabir kullanırlardı biz küçükken. Evet. Öyle bir ifade e, kullanırlardı da. E, dolayısıyla e, şimdi ahir zamanda bulunduğumuz için e, bizi izleyen ve dinleyenlerin de hatırına gelebilir. İyi de e, biz bunların doğru mu yanlış mı, bu da ilahiyat mezunu, bu da ilahiyat mezunu, bu da bilmem ne mezunu. İyi de e, Arapçayı biliyor, Kur'an-ı Kerim biliyor falan, sesi de güzel, çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor, tamam. Hafız da, hafız da ama din düşmanı. Ben bunu nasıl bileceğim? Nasıl bileceğim? Allah Teala kullarını yalnız bırakmamıştır. Böyle bir kimse altyapısı yoksa, bunları ayıracak aynı şekilde ilmi de yoksa oturup aynı şekilde bir abdest alsın, iki rekat namaz kılsın. Ya Rabbi ben dinimi doğru olarak öğrenmek ve sana doğru ibadet yapmak istiyorum. Ama benim yaşadığım zamanda televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde neyse boy boy böyle bir de şimdi sosyal medya var. Sosyal medyada benim kafam karma karışık. Herkes diyor ki benim yoğurdum tatlı. Acı diyen yok tabii. Acı diye satılır, satılmaz. Ee, dolayısıyla ben bunu bulamıyorum, bilemiyorum. Eğer böyle samimiyetle dua ederse Allah Teala o kulunun önüne doğru kitap, doğru insan mutlaka çıkardır. Vallahi de billahi de tallahi de çıkartır. Dünyanın neresinde olursa olsun. Eğer Allah Teala'nın kudretine böyle inanıyorsa onun önüne mutlaka çıkar bu. Başka türlü a-a, bulamaz onu. Efendim Kur'an'dan dini öğrenmek o mezhepsizliktir ve mezhepsizlik de dinsizliğe giden yoldur. Kur'an e, İslamiyetin dört tane kaynağı var. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, icma, kıyas fıkha. Buna edille-i şer'iye denir. Ta bizim İmam Okulu'na giderken falan o iki kaynağı hallettilerdi. İcma ve kıyası. Hadis-i şerifleri didikliyordu. Şimdi hadis-i şerifleri de reddettiler. Tek kaynak Kur'an diyor. Tek kaynak Kur'an. Ve bunu söyleyen cahil bir kimse de ne dediğinin farkında değil. Yukarıdaki e, şuurlu söylüyor bunu. Dini yıkmak için söylüyor. Aşağıdaki cahil tabii canım falan filan diyor. Adamın da gidiyorsun o Adama diyorsun ki, ya arkadaş ben yeni namaza başladım. Kur'an-ı Kerim'de öğle namazın kaç şirket olduğunu aradım bulamadım. Hadi bir aç da bir göster o zaman. Bir bana bir gösteri versene. Nerede yazıyor bu? Nerede yazıyor? Kem küm, kem küm başlayacak. Ya ben yeni namaza başladım. Ya nasıl aynı şey? Neleri okuyacağım? Rükû ve secdede neler söyleyeceğim? Oturunca ne okuyacağım? Kıyamda ne okuyacağım? Bunları ben Kur'an-ı Kerim'de bulamadım. Kem küm, kem küm başlayacak aynı şekilde. Yok çünkü bunlar. Hadis-i şerifle bildirilmiş. Hadis-i de belli nokta. 10 sana da müştehi talimler açıklamışlardır. Dolayısıyla dinimizi en üstüne talimlerinden öğrenmemiz gerekir. Bugünkü zındıklar ehl-i sünnet talimlerinden düşman. İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Hasan Übanif Hazretleri, İmam-ı Malik, i̇mam Şafii, İmam-ı bin Hanbel Hazretleri ve onların yetiştirdiği talebelere düşmanlar. Onlar da insan, biz de insanız diyerek onları saf dışı ediyorlar. Peki onları saf dışı edince o zaman adam keyfine göre aynı şekilde İslamiyet'i bozacak. İslamiyet'i bozacak. Onun için bunlara aldanmamak için, bunlar zaten nefslerin peşinde koşuyor. Ya allah Teala kul olanlarından dinini öğreneceksin ve hatta nefslerine kul olanlardan. Nefslerine kul olanlardan din öğrenecek olursan dinsiz olursun, imanını kaybedersin, kaybedersin netice itibariyle cehenneme gidersin. Evet, sen de nefsine kul olursun. Heh, cehenneme gidersin. allah Teala muhafuzsuz. Dolayısıyla insan kendine değil, ehli sünnet alimlerine tabi olmalı, onların kitaplarında yazdıklarına uymalıdır. Böylece kişinin işi de ahlakı da düzelir. Nefsine uyan kimse ise lüzumsuz şeylerle uğraşarak dolap beygiri bir beygiri gibi dolanıp durur ve sonunda da helak olur. Mesela şu anda Osmanlı döneminde kalma Mehmet Zihni Efendi'nin nimet İslam kitabı var. Kitabı var. İlmihal kitabıdır. Mesela tam İlmihal Sahil kitabı var mesela yazılan ilmihal kitapları içerisinde en kıymetlisi ve en daha doğrusu e, Tafsilat. E, tam İlmiha Saad Debediye. Tam İlmiha de Her konu var mı? Her konu var. Ya yani Onun dışında mesela dedelerimizin her kitabı olan Mızraklı İlmihal e, ve Süleyman Mücezi Hazretleri'nin Eyyuhel İlmihali. Bunlar küçük cep kitapları. Hatta onları, onlar aynı şekilde İslam ahlakı ismiyle bir kitapta toplanmış. Tek bir kitap halinde. Muhammed Hadi Miyazetler'in Berika kitabından da alınarak orada 40 tane hastalık falan da anlatılmış. Kalp hastalıkları da anlatılmış. Yani böyle kitapların evde bulunması gerekiyor. Küçük ama temel kitaplar. Tabii küçük de ama temel Lazım. Tabi, Tabii, tabii. Ezberlenmesi lazım. Tabii tabii. Ee, mesela Abdurrahman Cami Hazretleri'nin Şevahidun kitabı. Sonra geç Menakıb-ı Çağrı Yarı Güzin. Ee, peki bunlar ne yapar? Merakı bir cahir yar kitabı. Eshab-ı kiramın hayatını, kulefa-i raşidin hayatını ve onlar hayatlarından kesitler verir. Onlar insan okudukça, okudukça onlara olan sevgisi artar. Ondan sonra onlara nasıl hürmet edileceğini. Çünkü din İslam bize getiren onlar. Allah Teala indinde aynı şekilde sevgili olanlar onlar ve işin doğrusunu bilenler de onlar. Biz onlara muhabbet ettikçe, onlara buyurduklarını hayatımıza geçirdikçe kendimiz de kurtulacağız. Çoluk çocuğumuz da kurtulmuş olacağız. Zaten hadis-i kutsi'de allah Teala buyuruyor ki nefsine düşmanlık et çünkü o benim düşmanımdır. Adam aynı şekilde Kur'an'dan öğren nefsine tabidir. allah Teala değil. Ve böyle Kur'an'dan dinini öğren de namaz kıldığına şahit olmadık biz. Şahit olmadık. Ve allah Teala hadis-i kutsi'de yine buyuruyor ki büyüklük, üstünlük bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehenneme ateşine atarım. Çünkü nefis ben bilirim. Kur'an'dan benim anladığıma göre ne yapıyor adam? Farkına varmadan kibirli. Ya Allah-u Teala'da ne buyuruyor? Kibriya üstünlük bana ait diyor. Sen diyor bana üstünlük taslıyorsun. Bu konuda üstünlük taslayan İblisin durumu belli. Dolayısıyla ben diyen de iblisin yolundadır. Yani cehennem yolundadır. Allah Teala muhafaza buyursun. Bu sebepten dolayı dinimizi öğrenmek için, dinimizi öğrenmek için mutlaka Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarına başvurmamız lazım ve bu kitaplardan nakil yapanlar aynı şekilde dinlememiz, kendi kafasına ve yorumuna göre tek kaynak Kur'an diyenlere de itibar etmememiz lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Peygamberlerin vücudunu toprak çürütmez. Bir mümin salavat okuyunca bir melek bana haber verir. Canım Kabe'm varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana Canım Kabe'm varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana Kabe'nin yolları böyle Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Benim yüreceğim delik deliktir. Benim yüreceğim delik deliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Dünya dedikleri bir Canım Kabe'm varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Canım Kabe'm varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana dostum yüklesinler yükümü eşim dostum yüklesinler yükümü komşularım helal etsin hakkını komşularım helal etsin hakkını gö Arsam sana yüzüm gözüm sürsem sana canım kaben varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana canım kaben varsam sana Yüzüm göz Sürsem sana Canım Kabe'm Varsam sana Yüzüm gözüm Sürsem sana Canım Kabe'm Varsam sana Yüzüm gözüm Sürsem sana Tam ilmi hal, saadeti ebediye. Tasavvuf büyüklerinin kalplerine gelen ilhamlar, keşfler, ahkâm-ı için senet ve vesika olamaz. Keşflerin, ilhamların doğru olup olmadığı, İslamiyete uygun olup olmamaları ile anlaşılır. Tasavvufun, vilayetin yüksek tabakalarında bulunan evliya da, ilmi olmayan, aşağı derecelerdeki Müslümanlar gibi bir müçtehide tabi olmak mecburiyetindedir. Bistami, Cüneyt, Celaleddin Rumi ve Muhyiddin Arabi gibi evliya herkes gibi bir mezhebe tabi olarak yükselmişlerdir. Ahkamı İslamiyeye yapışmak bir ağaç dikmek gibidir. Evliyaya hasıl olan ilmler, marifetler, keşfler, tecelliler aşkı ilahi ve muhabbeti zatiye bu ağacın meyveleri gibidir. Evet, ağaç dikmekten maksat meyve elde etmektir. Fakat meyve kazanmak için ağaç dikmek şarttır. Yani iman olmazsa ve ahkâm-ı İslamiye yapılmazsa tasavvuf ve evliyalık hasıl olamaz. Böyle iddiada bulunanlar zındıktır dinsizdir. Böyle kimselerden, arslandan kaçmaktan daha çok kaçmalıdır. Arslan, insanın yalnız canını alır. Bunlar ise, dinini ve imanını alır. Merecül Bahreyn'de, Ahmet Zerruk'tan alarak diyor ki, i̇mam Malik, rahmetullahi teâlâ aleyh, fıkıh öğrenmeyip, tasavvuf ile uğraşan, dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bid'at sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyurdu. Fıkhı doğru öğrenen ve tasavvufun zevkini alan kamil insan olur. Tasavvuf büyüklerinin hepsi kemale gelmeden önce bir fıkıh aliminin mezhebindeydi. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri Radiyallahu anh İkinci Bölüm Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde Yemen'de Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu duydukları zaman ona iman etmek üzere gemiyle yola çıkan fakat hava muhalefeti nedeniyle Habeşistan'a gitmek zorunda kalan ve orada muhacir olarak ikamet etmekte olan eshab-ı kiramla tanışma fırsatı bulup iman eden Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerini ve yanındakileri anlatmaya devam ediyoruz. Bir süre sonra eshab-ı kiramla birlikte Medine'ye gidip Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna kavuşan Ebu Musa el-Eş'ari hazretleri ve diğer Yemenliler sürekli ibadet eden ve Efendimiz aleyhisselamın sohbetinden ayrılmayan bahtiyarlar olmuşlardır. Ebu Musa el-Eş'ari hazretleri ve Yemenli diğer sahabe-i kiramla ilgili bir müjde şöyledir. Efendimiz aleyhisselam Maide suresi 54. ayeti kerimesindeki Allah'ın onları seveceği ve onların da Allah'ı seveceği bir kavim getirir. Ayet-i kerimesini tefsir ederken, onlar işte bunun, yani Ebu Musa el-Eşari'nin kavmidir. Buyurarak, onların ayet-i kerimede müjdelenenlerden olduklarını ifade buyururlar ki, bu büyük bir şereftir elbette. Ebu Musa el-Eşari, ibadeti yanında, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeleri ve çok okumalarıyla da meşhurdurlar. O ve beraberindekiler aynı zamanda gözünü budaktan sakınmayan cihangirlerdir. Hatta Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinin amcası Ebu Amir Efendimiz Aleyhisselam'ın komandanlarındandır. Huneyn gazasında komutan olan Ebu Amir kendinden geçmiş bir halde savaşır. İlahi kelimetullah için Korku nedir bilmez. Girer düşman saflarına hiç çekinmeden. Ve bir ara çok ağır yara alır. Ebu Musa el-Eş'ari hazretleri yetişip, onu yaralayan kâfiri öldürdükten sonra koşar amcasının yanına. Amcası artık şehit olmak üzere olduğunu iyi bildiği için, yeğeni Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerini komutan olarak tayin ettikten sonra, ona Resulullah'a selam söylemesi ve Resulullah'ın kendisi için istiğfar etmesini vasiyet eder, ardından şehit olur. Huneyn gazası bitmiş, Ebu Musa el-Eş'ari hazretleri, Efendimiz aleyhisselamın huzuruna varmıştır. Bu sahabi, amcasının vasiyetini Efendimiz aleyhisselama arz edince, o server abdest alır ve ellerini açarak, Allah'ım! Kulcağızın Ebu Amir'i affeyle. Allah'ım kıyamet gününde Ebu Amir kulunu şu yarattığın insanlardan çoğunun üstünde Ali bir makamda kıl diye dua buyururlar. Ebu Musa el-Eş'ari amcası için bu şekilde dua eden alemlerin efendisine Ya Resulallah benim için de mağfiret diler misin diye arz edince Efendimiz aleyhisselam asıl adı Abdullah İbni Kays olan Ebu Musa el-Eş'ari hazretleri için de şöyle dua ederler. Rabbim, Rabbim Abdullah İbni, İbni Kays'ın Kays günahını, günahını affeyle. affeyle. Ebu Musa el-Eş'ari hazretleri, cihangirliğinin yanında ilme olan aşkıyla da bilinir. Bu büyük sahabi bir kere, Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerini ezberebilir duyduğu hadis i şerifleri bir daha unutmaz, hep hafızasında taze tutar. Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetlerinin bereketiyle önde gelen alimlerinden olur eshab ı kiramın. Öyle ki içtihat makamına kavuşup müçtehit olur. Tefsir ilminde de yine bir deryadır o ve parmakla gösterilir. Pek güzel Kur'an-ı Kerim okuması ve Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmesi yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında an zamanında Kur'an-ı Kerim'i toplayan heyette bulunanlardan biri de bu büyük sahabidir. Onun sohbetleri ve bazıları pek bir kalabalık olur. Gönüllere derman olan nasihatlerinde şöyle buyurur Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri: İnsan dünyalık için acele ederse ahiretten uzaklaşır. İnsanların çoğu para kazanma hırsıyla helak oldular. Kur'an-ı Kerim'e tazimle çok hürmet ediniz. Zira Kur'an-ı Kerim sizin için ecirdir. Kur'an-ı Kerim'e uyum, onu kendinize uydurmayınız. Kim Kur'an-ı Kerim'e uyarsa, Kur'an-ı Kerim onu cennet bahçelerine götürür. Kim Kur'an-ı Kerim'i kendisine uydurursa, kendi kafasına göre mana verir veya işine geldiği gibi veya anladığı gibi kabullenirse, cehennemin alt katlarına baş aşağı düşecektir. Efendimiz Aleyhisselam zamanında Zebit, Aden ve Yemen valiliklerinde bulunan Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri Huneyn gazasına ve Mekke fethine katılır. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında ise Küfe ve Basra valiliklerinde bulunur ve pek bir başarı kaydeder. Öyle ki o vali iken Ehvas, İsfahan ve Nusaybin fethedilir. Hazreti Osman zamanında Basra, ardından Küfe valiliğine getirilen Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri Hazreti Ali zamanında Küfe valiliğine devam eder. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri pek çok kez Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdelerine bizzat kavuşmuş bir büyüktür. O buna rağmen hep sonunu düşünür. Son nefeste iman selametini düşünür. Dünyaya zerre kadar kıymet vermez. Yüksekliğinin işareti olan muazzam bir tevazu ve edep hali vardır kendisinde. O öyle bir dertlenmiştir ki ahiret derdiyle bu her an her haliyle kendisinde görülür. Bazı akrabaları dayanamayıp kendine biraz acı bu ne hal dediklerinde o pek güzel bir örnekle şöyle cevap verir onlara. Atlar, Atlar koştuğu, koştuğu vakit, vakit son, son, noktaya gelince, son noktaya gelince nasıl, nasıl bütün imkanlarını, imkanlarını kullanırsa, kullanırsa ben de, ben de son, son noktaya geldiğimde bütün imkanlarımı kullanmak mecburiyetindeyim diye pek manalı bir cevap verir. Müctehit, mücahit, hafız, büyük bir alim olan meşhur sahabi Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri 663 yılında vefat ederek bizzat rivayet ettiği kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifindeki müjdeye alemlerin efendisine kavuşur. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şeriflerde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kıyamete yakın ilim kalkar, cehalet her tarafı kaplar ve öldürme olayları artar. Hadisi i şerif, kötü arkadaş demircilerin körükleri gibidir. Şayet üflediği ateş kıvılcımları seni yakmazsa, kokusu sana bulaşır. Hadis-i Şerif Yaşlılara hürmet göstermek, Allahü Teala'yı tazimdendir. Hadis-i Şerif Mü'minler, birbirini bağlayıp destekleyen bir binanın taşları gibidir. Hadis-i Şerif Ben yürüm. İslam ahlakı Teyemmümün farzları üçtür. Abdest almak için lazım olan teyemmümle, gusletmek için lazım olan teyemmüm birbirinin aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Bunun için bu iki teyemmümden birisi diğer yerine kullanılamaz. 1. Niyet etmek olup bu şarttır. 2. Ellerini pak toprağa vurup yüzüne kaplayarak meshetmek. 3. Ellerini bir daha toprağa vurup önce sol eliyle sağ kolunun ve sonra sağ eliyle sol kolunun her tarafını meshetmek. Bunlar dahi rükündür. Malikide ve Şafii'de teyemmüm namaz vaktinden evvel caiz değildir ve bir teyemmümle birden fazla farz kılınamaz. Altı şeyle teyemmüm yapmak caiz değildir. Meğer o şeylerin üstlerinde toprak tozu buluna. O şeyler şunlardır. Demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş ve bütün madenler. Sıcakta eriyen bu metallerden ve sıcakta yumuşayan camdan ve üzeri sırlanmış porselenden maada her şeyle teyemmüm caizdir. Lakin toprak cinsinden olmak şarttır. Bir toprağa bevledilmiş, sonra kurumuş olsa orada namaz kılınır ama o yerden teyemmüm olunmaz. Teyemmüm yapabilmek için suyu aramak ve arayıp bulamamak ve bir Müslüman ve adil kimseye sormak ve o adil dahi salih olmak şartındandır. Teyemmümün şartları beştir. 1. Niyet etmek. 2. Mes etmek. 3. Teyemmüm ettiği şey toprak cinsinden olmak. Toprak cinsinden olmazsa üzerinde toprak tozu bulunmak lazımdır. 4. Kullandığı yer cinsi şeyin veya tozun, olması lazımdır. 5. Suyun istimaline hakikaten veya hükmen kudreti olmamak. Hastalıktan sonra kollardaki ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar namazlarını oturarak kılar. Bir kimse suyu bulsa ama suyun bulunduğu mahal bir milden ziyade ise teyemmüm caizdir bir milden eksik ise ve vakit geçmeyecekse teyemmüm etmek caiz değildir. Ve eğer bir kimse suyu arasa ve bulamayınca teyemmüm edip namazı kıldıktan sonra suyu görse namazı iade etmez. Bir kimse binekli olsa, inerse yoldaşları onu beklemese atının üzerindeyken teyemmüm eder ve ima ile namazını kılar yol korkulu veya hava soğuk olur ve guslederse hasta olması muhtemel bulunursa teyemmümle namazını kılar. Yola gidenin heybesinde bir kiremit veya bir tuğla bulundurması lazımdır. Zira teyemmüm edecek olsa, ortalık yaşsa o zaman tuğla ile teyemmüm eder, namazını kılar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Şu anda tarihi ilçemiz Gelibolu'da tarihi bir mekan olan namazgahta bulunuyoruz. Burası restore ediliyor. İyi etmişler. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanmış buradaki restore. Bir müteahhide ihale edilmiş. Yükleniciye ihale edilmiş. Müteahhite sağ olsun buraları şu kışın sert geçen günlerinde Mart ayındayız ama hakikaten sert bir kış yaşanıyor. Efendim havanın kaşı çatık, denizin kaşı çatık. Bizler de mecburen böyle külahlı falan karşınıza çıkıyoruz. Lütfen bağışlayınız. İnsan hali ister istemez biraz kalın giyinmeyi icap ettiriyor böyle yerler. Rüzgarın taksim olduğu bir yer. Şuradan şöyle namazgahın ötesinde baktığımızda denize doğru aşağısı olduğu gibi uçurum. Bir burunun üstünde kalıyoruz. 50 metreden fazla yüksekliği olan kodu. Bir bunun üstündeyiz. Ecdat burada namazgah yapmış. Namazgah Osmanlı'nın kültüründe çok önemli yeri olan mekanlardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Gebze Sultan çayırındaki namazgahı onun vefat ettiği yerdeki, onun da namaz kıldığı yerdeki namazgah halen duruyor. Ama çayırın ortasına yapmamışlar. Bir çeşme yapılmış. Çeşmenin arkadaki su haznesinin orası bayağı tarihi bir yapı olarak namazgah yapılmış. Ön tarafında çeşme. Al abdestini, geç arkada namazını kıl şeklinde. Bunun Üsküdar Kadırga Meydanı'nda, Cinci Meydanı daha doğrusu Cinci Meydanı'nda çok güzel bir namazgah var. Altı su deposu, üstü namazgah. O türünün tek bir örneğidir. O türde yapılan tek bir örnektir. İstanbul içerisinde 234 tane namazgah vardı. Bugün Anadolu Hisarı'nın bulunduğu yerde namazgah olarak bir yer ayrılmıştır. Tabi Beykoz yolu, Beykoz Üsküdar otobüs yolu Anadolu Hisarı'nı paramparça etmiş bir kere. Tamamiyetini bozmuş. Niye bozmuş? Başka taraftan bu yol geçemez mi? Şimdi böyle bir çözüm bulunabilir mi? Bence bulunur. Bulunsa da Yıldırım Belsan'ın yaptığı Anadolu Hisarı o eski tamam haline gelse çok kıymetli de bir hizmet yapılmış olur. O namazgahta bugün halen namaz kılınır efendim. Yaz aylarında, cuma günlerinde cuma namazı orada kılınır. En büyük namazgah da Ok Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde Akşemseddin Hazretleri'ne istirham edip Hocam buraya bir namazgah yapalım teklifinde yani fikriniz ne olur? Hay hay efendim yapalım ama hudutları siz bize bir tarif edin. Nereden nereye olsun? Buyuruyor ki Hasköy'den Karaağaç'a kadar olsun. Yani bir tarafta Haliç, bir tarafta Kağıthane Deresi'nin arası. Şu anda bu mekanda 8 tane mahalle var. Yani bir Anadolu ili kadar da nüfus yaşıyor. Orada namazgahın minberle, minaresi arasındaki mesafe herhalde 100 metreye yakındı. O da düzeltildi. Biraz uygunsuz böyle e, hani başı boş kalmış bazı insanların gelip de oralarda demlendiği yerler haline getirilmişti. Çok şükür onlar da ayıklandı. Şimdi bakınız Gelibolu'daki namazgah, şu namazgah Türklerin Anadolu'da kurduğu Söğüt'te başlayan bir kutlu sefer var. Söğüt, arkasından Bilecik, arkasından İznik, arkasından Bursa ve Bursa'nın başkent oluşu İznik'ten sonra. Ondan sonraki dönemde de Karesi oğulları ile beraber Osmanlı Devleti el birliği yaparak bu kutlu geçişi Çardak'tan bu yakıya yaptılar. İşte Avrupa yakasındaki ilk namaz kılınan yer denebilir. Gerçi tarihler bunu kumsalda ecdadımız evvela namazı kıldı diyor ama sabit tesis olarak burasıdır. Burada tüfekçi erleri namaz kılardı. Bir de azap askerleri namaz kılardı. Onların namazgahıydı. Burası çok genişti. Buradaki sadece mihrabı, minberin oluşu, şurayı bir böyle semt mescidi gibi falan zannetmeyelim. Bu alan tamamıyla şu anda bazı böyle işte eğlence yeri gibi yerler de yapılmış maalesef yakınlarına. Keşke olmasaydı. Bu namazgahın tamamiyetini biz burada görebilseydik ama devlet de artık bir yere gelince hani insanı da değişik şekillerde bir üzüntüye sevk etmemek için veya da işte toplumu sükunetten uzaklaştırmamak için bazı şeylere mecburen devlet bu demektir zaten katlanıyor bazı hallerde. Evet, hiç olmazsa buraları işleten kimseler biraz daha dikkat ederlerse buranın manevi havasına bence faydalı olur. Burayı yaptıran kişi Hacı Paşa oğlu İskender Bey'dir. 1407'de yapıldı. Hacı Paşa oğlu İskender Bey. Allah rahmet eylesin. Kimdir bu Hacı Paşa? Bu Hacı Paşa Aydınoğulları Beyliği zamanında bir genç delikanlı, medrese talebesi, hasta olur, tedavi olamaz, Anadolu'daki tedavi imkanlarına ulaşamaz, ulaştığı imkanlarla tedavi olamaz. Derler ki yavrum senin hastalığın tedavisi Mısır'da, Kahire'ye git. Orada çok usta doktorlar var, tabipler var. O da hastanede yatarken hakikaten ciddi bir hastalık, çok görülen bir hastalık değilmiş. Cinsinde bilmiyorum. Belki bunun bir adı da vardı o zamanlar. Bu hastanede yatıp tedavi olurken doktorlarla arkadaş oluyor. Meraklı ya medrese talebesi, araştırmaya da alışkın. Doktorların konuşmalarından onlarla sohbette falan filan tıbba merak sarıyor. Ve burada tıp tahsil etmeye başlıyor. Burada doktor oluyor Hacı Paşa. Mısır'dayken de hacca gittiği için adına Hacı Paşa demişler. Sonra da bu tedavi olduğu, gençken tedavi olduğu hastanenin başhekimi oluyor. Yıllarca hizmet ediyor. Sonra 1300'lü yılların işte 1310-15'li yıllar zamanında Aydınoğulları Beyliği'ne geliyor. Ve İsa Bey zamanında İsa Bey'in hastalığını tedavi ediyor. Bugün bu zatın kabri Ödemiş Birgide, Birgideki mezarlıktadır Hacı Paşa'nın kabri. İşte bu İskender Bey, bu Hacı Paşa'nın oğlu. E şimdi babasını anlattıktan sonra İskender Bey hakkında ben isterdim ki bu kadar daha malumat bulayım. Kaynaklarımızda Hacı Paşa'yı buldum ama İskender Bey'i bulamadım. Şimdi başka bir tarafına geçtik namazgahın. Bu namazgah İki minberli namazgah. Niye iki minberli olmuş? Bilmiyoruz. Birinin üstünde kubbe var, birinde kubbe yok. Ola ki, ola ki minaresi olmadığına göre bunun, ola ki bu sağdaki minber hutbe okumak için toplu namazlarda, cuma namazı gibi, bayram namazları gibi namazlarda hutbe okumak, Öteki ise ezan okumak için yapılmış bizim Güneydoğu Anadolu'daki camilerimizin çoğunda var. Yazlık minare diyorlar. Muğla'da, Milas'ta da var böyle minareler. Normal minaresi var. Fakat caminin çatı hizasına kadar, kubbe hizasına kadar camiye bitişik bir merdiven çıkıyor. İmam ezanını okuyor, iniyor aşağı veya müezzin ezanını okuyor, iniyor. Böyle bir yer olabilir. Namazgaha bir giriş, ufak giriş kapısı yapmışlar. Şimdi tüfekçi asker ne demek burada namaz kılanlar? Azap askeri ne demek? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Tüfekçi askerler daha ziyade kalelerde bulundurulan ve yaklaşmakta olan düşmanları tüfeklerini kullanarak kaleden uzak tutmaya uğraşan bir gruptu onlar bugünün keskin nişancısı denebilir. Sniperlar var ya efendim, sniper diyorlar şimdi ama onlar cinayet işlemek için yapıyorlar. Harp etmek için değil sniperlığı. Yani gidiyorlar bir terörist grupla beraber çalışıyor keskin nişancı. Adamı alında vurup öldürüyor. Bunlar ise vatan müdafası için, kalesini müdafaa için olurdu. Azap askerleri ise bunlar daha ziyade çok güçlü, kuvvetli, fiziği iyi durumda olan, Uzun boylu, cüsseli insanlardan seçilirdi. Bu azab askerleri kale muhafızları olarak görevlendirilirdi. Yani kaleye saldıran düşmana karşı koymak için. Etüfekçiler de var abi, onların görevi var, bunların görevi var. Osmanlı Yeniçeri ocağının askerini Avrupa'daki Hristiyan devletlerden toplardı. Onların çocuklarından alırdı. 8 ile 18 yaş arası getirir. Onları evvela Acemi olan ocağında eğitir. Ondan sonra askerliği elverişli olanları Yeniçeri Ocağı'na, devlet adamı olmaya elverişli olanları da e, Enderun Mektebi'nde yetiştirmek üzere Enderun'dan önceki İbrahim Paşa Mektebi'nde eğitime alırlar idi veya Galatasaray Mektebi'nde. Ama bugünkü Galatasaray'la hiç alakası uzaktan yakından yok bugünkü Galatasaray Lisesi'ni tarihte Abdülhasan zamanında kuran Fransızlar sırf sarayın mektebi olan Galatasaray namından, şanından istifade için onu Galatasaray'ı mektebi dediler. Yani o onu taklit etmiş oldu. Bu azap askerleri Türk soyundan olan Anadolu insanlarından devşirilirdi. Balkanlardan devşirilmez de askerleri. Bir denizci leventleri devşirilirdi. Bir de kale kale askerleri müslüman Türk evladından olurdu. Yeniçeriler ise önceden müslüman olmayan daha sonra işte Anadolu'ya getirilip eğitim aldıklarında Yeniçer ocağına kaydedildikten ödülmeden önce sünnet edilip müslüman edilen kimseler idi. İşte burası Tabi kardeşim azab askerdeysen gelip burada namaz kılma demek değil. Bu sahilden karaya çıkan ki hemen aşağılarımıza sahile doğru yazıcı zadelerden Mehmet Bican Hazretleri'nin çilehanesi var. Onu başka bir programımızda inşallah sizlere göstermek istiyoruz. Rahmetullah aleyhin. Oradan buraya yürüyerek bu set gibi olan yere taras gibi olan yere çıkmak mümkün. İsteyen burada da namazları kılabilirdi. İnşallah müteahhidi bu sene bayağı bir sıkışık çalışacağını söyledi bize ifade etti. Çalışıp namazgah açılır da bizlere de namaz kılmaktan nasip olur inşallah burada. Yapıldıktan sonra efendim biraz döşerler, dayarlar, bir şeyler yaparlar. Efendim namazgah kültürüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Burada Gelibolu'daki şu ıssız, etrafında pek mesken mahal olmayan bir dağın başında gibi kalmış namazgah buna vesile oldu. Kim bilir burada 1400 yılından itibaren kaç bin kişi, kaç yüz bin kişi geldi, bayram namazlarını kıldı, cuma namazlarını kıldı, vakit namazlarını kıldı. Ama toprak bize söyleyemiyor ki, taşlar bize söyleyemiyor ki bunlar geldi diye. Mihrabının, iki, minberinin iki tarafında da, minberinin iki tarafında da o zamandan, yapıldığı zamandan kalma o günün yazısından kitabeleri var. Fakat bendeniz o hat yazılarını çözüp de okuyamadım. Bir meslek icabıdır bu. O meslekte de yok. E, kayıtlarda da orada yazanları bir yerde bulabilseydim, bir uzmanı hazırlasaydı, onu paylaşırdım, onu da paylaşamadım. Süre de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu hava şartlarında sizlere bu kadar anlattığım için de bağışlamanızı istirham ediyorum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.